Efendim selamun aleyküm. Bugün 4 Kasım 2024 günlerden pazartesi, yorumlu yorum günündesiniz. Türkiye bu sabah kayyuma uyandı. Kayyum atandı belediyelere, Batman'a, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Halfeti'ye. Benim tabii büyüklerden öğrendiğim bir şey var. Büyüklerimizden. Derlerdi ki devlet öküz arabasıyla tavşan avlamaya gider. Şimdi düşünün, tavşan böyle çok seri bir hayvan. Bir de öküz arabası. Öküz arabasını bilmeyenler vardır. İki tane danayı işte boyundurar koşarlar. Okuna binersin gidersin. Ok derler ona, böyle dingilin üzerinde. Efendim öküz arabasıyla tavşan avlama gidilir mi? Dağ bayır tavşan kaçıyor, uçuyor, gidiyor öküzlerden gırdıngır. İşte devletin bazen aklı olur. Devletin aklı bizim 2500 yıllık devlet aklımızda meşru olan resmi olmaz, resmi olan meşru olmaz diye bir anlayış var. Ne zaman ki devlet o refleksini yitirirse işte o zaman devlet olmaktan çıkıyor. Benim en çok sabah haberlerinde dikkatimi çeken Sayın Ahmet Türk'ün, görevden alınan belediye başkanının, yani Guinness Rekorlar kitabına girdim diyor ya, dedi. 2014'te seçilmiş alınmış. 2019'da seçilmiş, gene alınmış. 2023'te seçilmiş, yine alınmış. 2024'te pardon. Peki ya 2019'da alınan adam, görevden alınan adam 2024'te seçilebilme yasallığını nasıl elde etti de 2024'te yeniden görevden alındı? İşte burada devlet aklı devreye giriyor. Bizim aklımız ona ermiyor. Şimdi devletin aklı ne zaman nasıl çalışır onu da bilmeyiz biz. Ama bildiğimiz bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir devletin sahipleri var arka planda, bir de ön planda devleti yönetenler var. İşte sahiplerinin verdiği karara yönetenler uyuyor ama yönetenler kendilerini devlet zannediyor. Maalesef böyle bir çıkmaz da var. Her devlette bu vardır. Bizim devletimizde de bu. Metehan dedemizden bugüne kadar devam eden bir süreç. İşte buralarda bir akıllar oluyor. Memleketin, milletin, devletin faydasına olacak işler buralarda. Ama burada özellikle Türkiye'de bir havayı oluşturmaya çalışan bir yapı var. Bekleyelim bakalım ne diyor bu devlet. Devletin bir aklı vardır. Devletin aklı şaşmaz. Şimdi Düzce'ye doğru gelelim. Bizi eleştiriyorlar. Çok güzel. Hani etkinin olduğu yere tepki olur. En çok eleştirildiğimiz nokta Düzce Dağı mı, Bolu Dağı mı? Bunlar var. Evet, Düzce Dağı. Biz Düzce Dağı diyoruz. Niye? Düzce'nin sınırlarındaki olan yer Düzce'nin dağıdır ya. Oradan sonrası Bolu'nun dağıdır. Bolu sınırlarında. Eskiden Bolu diye bir il vardı. Şimdi Düzce o il oldu. Bizim sınırlarımızdaki bizim, sizin sınırlarınızdaki sizin. Bir Abant yolu meselesi var. Abant yolu. Abant'a bizim Düzce sınırlarından gidecek bir yol meselesi var. Bolu siyaseti bir oldu, diri oldu, ayağa kalktı. Bizim siyasetimiz veya Düzce'deki sivil toplum kuruluşları veya yapısı buna gerekli tepkiyi, desteği veremedi. Adam 20 yıldır oturuyor orada, neyi verecek? Herkes oturduğu koltukta koltuğun hakkını veriyor. Maaşlar kelli felli, imkanlar güzel, makamlar iyi, sekreteriyle, ağırlamalarıyla, çayıyla, kahvesiyle bir memlekette efendim bir saltanat var. Kimse saltanatının bozulmasını istemiyor. Bir eleştirildiğimiz konulardan bir tanesi de, bizim bugün kendimizi eleştireceğiz. Konulardan bir tanesi de bu Düzce'nin gerdanlığı ile ilgili Sayın Faruk Özlü'ye yapmış olduğumuz iltifatın veya takdirin veya bu markanın, Düzce'nin tarihi olacak dediğimiz yerin efendim çok bir şey ifade etmediğini ve bunu, bizim de buna Mehdi'ye düzmek için böyle halden hale girdiğimizi söylüyorlar. Evet, ben yine oradayım.
O gördüğünüz şehrin gerdanlıkları Düzce'nin tarihi olacak. Belki 3-5 sene sonra orada veya 6 ay sonra yaz aylarında insanlar oraya farklı farklı anlamlar izafe edip orada fotoğraflar çekilecek. Ama vatandaşın eleştirdiği doğru bir şey var. Bizi eleştiriyorlar dedik ya. Su yok, su Düzce'de. Hani gelin eskiden evlerde tahtalar var böyle döşeme, bugünkü şey yok. Gelin yürürken yellenmiş. Yellenince kayınpederi demiş ki, kızım ne oluyor demiş. Bir de eskiden mesk yerlerdi ayaklara, böyle deriden yapılan, efendim onlar da gıcırardı. Efendim mesk gıcırtıyor demiş, mesin sesi bu ses. Kokuyu şeyi anladık da demiş, sesi anladık da kokusunu ne yapacağız? Şimdi gerdanla anladık Sayın Faruk Özlü de, su işi Düzce'de büyük bir sakatlık var, sıkıntı var. Hani 3-5 tane binalara bir hidrofor sistemi kurulacaktı. Ne yapılacaksa bir an önce yapılsın. Altyapımı nasıl olacaksa artık bilemiyoruz. İnsanlar irade gösterdi. Ama nasıl bir irade gösterdi ona bakalım. Şimdi su meselesi hallolmadan su hayattır. Hasber kader. Vallahi böyle bu memlekette bir davulcu, zurnacı, tırıvırı bir sebepten dolayı burada şu pozisyona gelecekti. Maaşlar mı ödenirdi? Biz bunları konuşuyor olmayacaktık biliyor musunuz? Bu davulcu zurnacı ekibi buraya gelseydi biz bugün bunları konuşuyor olmayacaktık. Konuşamazdık zaten. Suyun varlığı mı, yokluğu mu, efendim o gerdanlık mı, proje mi, bunlar zaten konuşulmazdı. Belediye borç batağında efendim bir maaş ödeyemez hale gelirdi derken Düzce Ulaşım Turgay Bey var buranın. Beltaş'ın eski genel müdürü, Düzce Ulaşım'ın genel müdürü oldu. Birçok maaş burada ödenmiyormuş. Şimdi işçinin hakkını vermek lazım. Nasıl olacağını ben bilmem. Ama vermek lazım. Öyle makamlarla, mevkilerle, yetkilerle, haftalık 2-3 bin kilometre gezmelerle, tozmalarla bu genel müdürlük yapılmaz. Adamların parasını ödeyin. Mazeret üretme makamı değil orası. Herkes çözüm üretecek. Hani iri gıyım bir adam var, bu Turgay Bey'in yanında Baki var şoförü. Emekli oldu, parası nasıl ödeniyor bilmiyorum da o aldı mı parayı bilmiyorum. Ama Beltaş'ın hali ortada. Beltaş'ı nereden nereye getirdi Turgay Bey? Onu da hasbelkader görüyoruz, biliyoruz. Ama ulaşımda ki emek veren insanların hakkını ve maaşını ödeyin ya. Her gün orada bir aksiyon var, reaksiyon var, bir döner var. Efendim, yazık. Yani aslında ne var biliyor musunuz? Yani Düzce'de memleketin dokusunu, kokusunu, yapısını, şunu bunu bilen çok idareci var. Bu Turgay Bey'in veya diğer dışarıdan gelen müdürlüklerin başına geçebilecek bir adam. Niye tercih edilir ki bu adamlar bilmiyorum. Ama iki öküzün önüne bir samanı paylaştırmayacak adam ve hepsinden önemlisi bu makamlardan gittikten sonra garsonluk bile yapamayacak adamlar, aha gitmiş vaha kalmış veya hiçbir özelliği olmayan adamlar, özelliğiniz varsa kendi memleketinizde niye yoktu? Kendi memleketlerinizde bir özelliğiniz olsaydı, kalsaydınız. Burada özellik, tamam size verilmiş bu özellik. Ama milletin de mağduriyetini etmeyin, milleti mağdur etmeyin. Yani bazı insanlar vardır bir makamda, bir mevkide böyle sığınırlar oraya. Sığınma, sığınmışlar. Ve ne olmuş? Maaş. Ekmek elden, su kocak elden der büyükler. Bunun gibi maaş gelsin. Makam iyi. Hafta sonu İzmir'e gidelim, Antalya'ya gidelim, nereye gidelim, nasıl olsa paraları dönüyor, arabanın masrafları var. Maliyetler hani temsilde şeye bakılmıyor, hani itibarda tasarruf olmaz. Yemeler, içmeler, makam arabaları. Güzel. Peki, sonuç vatandaş. Peki ben şunu soruyorum, bu ve bunun gibi genel müdürler buradan ayrıldıklarında bu kadar kelli felli maaştan makam sahibi olabilirler mi? Ben ihtimal vermiyorum. Ha oluruz mu? Buyurun gidin memleketinize, olun bakalım. Buradan 80 bin lira değil de oradan 180 bin lira alın.
Buradan altınızdaki makam arabasıyla beraber, makam şoförüyle beraber orada helikopterle gidin ki ya biz ne öküzce bir laf ettik diyelim. Aslında doğruyu söylüyoruz da. Vatandaşların parasını öde Turgay Bey. Öyle yörük malından kurban kesip de yörük ailesini efendim sıkıntıya sokmayalım. Sokmayın. Çarşamba günü akşamı saat 6'da. Yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.